Bir yanda pazarlığa tutuşan satıcı ve alıcı. 14.600 son rakam mı diyorsun? Ben 14.500'e indim. Bakalım nasıl sonuçlanacak pazarlık? 14 olacak. 14 mümkün değil. Diğer yanda hala karar veremeyenler. Nasipse bugün, yoksa yani daha zaman var, 2-3 gün daha bekleriz. Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarlarındaki yoğunlukta hareketlilik de artıyor. Kurban Bayramı'na saatler kala kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Sultan Gazi Kurban Pazarı'nda da alıcıyla satıcı arasındaki kıyasıya pazarlık devam ediyor. İstanbul'un en büyük hayvan pazarı Sultan Gazi'de de manzara aynı. Hemen hemen her köşe başında anlaşmazlık yaşayan satıcı ve alıcı görmek mümkün. Tabii pazarda aynı zamanda sıkı pazarlıklar da devam ediyor. Bir yanda besiciler, bir yanda da alıcılar orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bir ablamız var. Ne kadara almak istiyorsun sen ablacığım? 14 dedim yani. Senin son rakamın 14 bin lira mı? 14. Sen ne diyorsun abi? Benim son rakamım 14.600'dü. Ablamla pazarlığı bitirdik. Ablam... Bitirmedin. Gezdi, döndü, dolaştı. Tekrar beni tercih ettiği için bir 100 lira daha almıyorum ablamdan. 14.500'e hayırlı olsun diyorum. Ama ablam daha aşağıya çekmek istiyor. Ben ablamı kırmak istemiyorum. Fakat imkanlar el vermiyor. 14.600 son rakam mı diyorsun? Ben 14.500'e indim. Bakalım nasıl sonuçlanacak pazarlık? 14 olacak. 14 mümkün değil. Kurtarsa niye vermeyeyim teyzeciğim? Peki ortasında buluşsak olmaz mı? Hadi bulun bakalım nasıl bulacağız? 200 daha veririz, o kadar. Ortası da olmaz. Satıcılar ellerindeki hayvanları çıkartmanın derdinde. Alıcılarsa kurbanı daha uygun almanın. Vallahi abla şu anda büyük başlar rağbette. İşte artık son bayramın Arife gününden sonra da küçük başların satışı başlayacak. Peki satışlar nasıl? Vallahi şu anda bir şey yok ama tabii çok sorucu var. Yarın nasıl olacağını zaten kimse de bilmiyor. Ama inşallah iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü malın arkası yok. Peki kaç hayvanla geldiniz pazara? Biz 400 hayvanla geldik. Fiyat aralığı nasıl? Fiyat aralığı abla 1 liradan tutun 1.800'e kadar malımız var. Her çeşit malımız var. Şu ana kadar ne kadar sattınız? Aşağı yukarı 15-20 tane bir işaretledik. Pazarda fiyatlar az da olsa farklılık gösteriyor. Ancak genel olarak küçük başlarda fiyat aralığı 1000 ila 1800 lira arasında. Kurban pazarlarında büyük baş hayvanlara olduğu kadar küçük baş hayvanlara da rağbet çok. Küçük baş hayvanların fiyatı ise 1000 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar çıkıyor. Efendim buldunuz mu alacağınız hayvanı? Bir tane buldum. Bunu mu alacaksınız? Evet, kısmet olursa. Fiyatı ne kadar? Fiyatın ola ona biliyor. Patron. Daha sormadık fiyatını. Daha sormadın. Beğendim. Peki sizin belli bir aralığınız var mı şu kadara olsun diye? Benim niyetim var. Bir şey kalbim de var. Ama adam sesi daha duymadın. Bilmiyorum kaça diğer. Peki genel itibariyle pazardaki durum nasıl? Hava nasıl? Fiyatları nasıl buldunuz? Bazı yerden fiyatı uygun, normal. Bazı yerden biraz kaba. Büyük başlarda da durum farklı değil. Kurban pazarlarında büyükbaş hayvanların satışları daha hızlı gerçekleşiyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin liradan başlayıp 16 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kaldı. Durum böyle, fakat kurban pazarlarında besicilerin elinde hala çok sayıda hayvan var. Besiciler ellerindeki hayvanların birçoğunu çıkarmış olsalar da geçtiğimiz yıla kıyasla talepten pek de memnun değiller. Bir başka sıkıntıları ise yüksek maliyetler. Ablacığım, pazarda durum çok normal yani şu anda. Önceki güne göre millet o kadar biraz da sıkıntılı. Şimdi biz buraya geldik. Amasya'dan geldik. Bak, her zaman geldiğimiz yer burası, Sultan Gazi. Yani bu sene bek insan vatandaş şey çekimsel kalıyor. Ama bayram tatilinde ama boşaldı İstanbul. Ama millette sıkıntı çok. Aynı biz de aynı bu haldeyiz. Şimdi şuraya geldiğimiz çadır. Bak 8 milyardan geldik, 15 milyar, 30 milyar tam buraya masrafı var. Kan parası, çadır parası, tır parası tam 30 milyar. Fatih Köprüsü'nden geldik, 30 milyara kaldık attık denize. Ama daha satamadığımız çok mal var bak mesela. Uygun fiyatlar da uygun gidensine göre. İstanbul'da bu yıl 80 bine yakın büyükbaşın yanı sıra 1 milyon civarında da küçükbaş hayvan kesilmesi öngörülüyor.